Evet arkadaşlar, şerbet yapımını tarif edeceğim. Şerbet en iyi şekilde pancar şekerinden yapılmış şekerden elde edilen arkadaşlar şerbettir. Bu şerbet, yaptığınız bu şerbet çok temizdir, arkada yanacak şekildedir. Balın %30 ayarında bir maddedir o. Arların en çok işine yarayan maddedir. Bunun dışında kullanılan diğer maddeler şerbet yerine geçmez arkadaşlar. Sabahleyin bir yerlerde durmuştuk zaten. Onun için arkadaşlar şerbeti ne zaman işte Nisan ayı başlarında almıştık ama daha evvel de söylemiştim. Eğer Mart ortasından sonra havalar iyi giderse yani 17, 18, 15 derecelerin üstüne çıkarsa 18 dereceleri bulursa arılara şerbet verebiliriz. Neden? Çünkü havalar erken ısınmıştır, meyve çiçekleri erken açmıştır. Onu da en çok belirlediğimiz şey arkadaşlar eriklerin çiçek açmasıdır. Eriklerin çiçek açması arıların azıcık da olsa bir miktar bal buluyor olması, kendilerinin irileşmesi ve kovan içindeki petek örme etkinliklerinin artması demektir. Şubat ayında Mart ortalarından evvel arkadaşlar petek örme olayı olmaz. İstediğiniz kadar bakın, istediğiniz kadar bal olsun çünkü hava sıcaklık dereceleri de buna izin vermez arkadaşlar. Şerbet yaparken de tarifini vereceğim. Not alan arkadaşlarımız alsınlar. Kısa kısa öz öz çünkü biraz daha ve sınıflarda yapıyorduk kurslar arkadaşlar. Orada sıra, masa, her şey vardı. Burada biraz öyle bir etkinliğimiz yok. Aslında orada bir salon sınıf var. Bunu alabilsin de değil, onu alamadılar. Belediyenin başka bir bölümünde. Alamadılar arkadaşlar. Mecburen burada yapıyoruz. Evet arkadaşlar, arılara şerbet dediğimiz gibi bizim bu bölgenin bal mevsimi 10 Mayıs'ta başlayacak hesabını yapıyoruz. 40 gün evvelden şerbet vermeye başlıyoruz. O da Nisan başlarıdır. Bugün ayın 18'i, işte bu ayın bitmesine 12 gün var. Ama diyelim ki Nisan'ın, Mart'ın 20'si oldu. Hava istediğimiz ısıya ulaştı arkadaşlar. Şerbet verebiliriz. Bu seneye mahsus dedim. Onu da özellikle söyledim. Neden? Kış, bundan evvelki dönemlerde kış çok şiddetli gitti. Arılar kekle idare ediyor. Ama içeride balı bitmişse kekten alacağı maddeyle yavru yapmaz. Vereceğiniz şerbetle yapar. Hiç olmazsa 27, 28'inde 15 dereceleri bulursa arkadaşlar şerbet verebilirsiniz. Poşetle vermek mecburiyeti var. Girip de şerbetlikten alamıyor arkadaşlar soğuk olduğu için. Aldı, diyelim aldı. Çıkarken düşme de yapıyor. Vücut fonksiyonları tam yerine gelmemiş olur. Onun için arkadaşlar iki bardak şerbeti poşette vermenin çok büyük faydası var. Arkadaşlar şerbeti biliyorsunuz pancar şekerinden yapılıyor demiştik. Suyla karıştırılıyor. Birçok madde eklenir ama biz ana maddesini tanıyalım, diğerlerini ara ara söyleyeceğim arkadaşlar. İlk şerbet, ilk defa şerbet vereceksek ne zaman? Nisan'ın 1'inde, Mart'ın 27'sinde arkadaşlar. İlk şerbette bir ölçek su artı bir ölçek şeker. Arkadaşlar ölçek kelimesini bazı arkadaşlarımız karıştırıyor. Şimdi ölçek demek şu demek. Eğer iki bardak, siz şurada bir tane arımız var arkadaşlar. İki bardak şerbet vereceksek, şöyle iki bardak şerbet vereceksek, bir bardak, ölçü dediğimiz odur, bir bardak su, bir bardak şeker. Su, eğer içtiğimiz su kadar temizse, soğuk suyla yapabilirsiniz. Ama kullandığınız suyu derelerden, kuyulardan, akarsulardan, durgun sulardan alıyorsanız, o suyu kaynatmak mecburiyetindesiniz. Neden? İçerisinde mikroplar vardır, bakteriler vardır. Durgun sularda bunlar daha da fazladır. Kaynatmak gerekiyor. Kaynattıktan sonra şerbeti kaynatmayacağız. Eğer şerbeti kaynatacaksak, sonunda bir kandı şekeri tarifi var. Onu da vereceğim arkadaşlar. Onu o zaman kaynatabilirsiniz. Onun dışında kaynatamazsınız. Ama kaynattığınız andan itibaren onu kandı şekeri yaparken kaynatacaksanız, devamlı karıştırmak zorundasınız. Şeker yanır, yanıklaşırsa arı yine sevmiyor arkadaşlar. Daha evvel yapmıştık, iki bardak, bir bardak su, bir bardak şeker yapmıştık. Burada poşete koymuştuk, çok arkadaşlarımız gördü onu.
Onu da poşete verirken arkadaşlar şerbeti poşette verirken daha bir bahsetmiştik. Ortaya korsak, poşetten buraya korsak arılar bu şerbeti alacak, bitirecek. Bu naylon da arıları rahatsız edecek, sevmezler arı. Ne yapar? Poşeti biraz parçalar, aşağı giriş deliğinden çıkacaktır. Biz bunun önüne geçmenin yolu, şerbeti poşete koyduk, içindeki havayı boşalttık, ağzını bağlayacağız. Bağladığımız yeri kovanın dış tarafında bırakıp da bezini kapağını örtersek arı çekemez. Biraz da parçalar marçalar ama girişi tıkayamaz. En iyisi poşeti şerbetli ön tarafa vermektir. Ön taraf sıcaktır. Arılar yavru genellikle şu orta yerden itibaren bugünlerde yapıyorsa bile şu ön kısımlara yapar. Hava ısındıkça, arılar gençleştikçe, kadro çoğaldıkça biraz daha arkaya doğru gelir, yana doğru gider. Daha fazla ileride hava sıcaklıkları 20 derece, 22 derecenin üstüne çıkmışsa artık gelen malzeme arttı arkaya kadar ve yana kadar gelir. Hele hele üçüncü şerbeti verdik, atıyorum Nisan'ın 10'u oldu. Artık petek örmeye de geçecektir arı. Sizden petek isteyecek, onu çalışma takviminde gördük. Bizzat arıların yanında da göreceğiz. O şerbeti beraber şerbetleri vereceğiz. Orada onları göreceğiz arkadaşlar. Demek ki şerbet bir ölçek su, bir ölçek şeker arkadaş şeklinde yapacağız. Artı bunlara ne ekleyebiliriz? Arkadaşlar arılar limonu severler. Limon ekşidir. Limondan direkt alamaz ama limonu çiçeğinden alıyor. Biz sahillere, Mersin yörelerine arkadaşlar yıllarca Antalya, Muğla, Mersin yörelere arı götürdü. Limonu çok severler. Limon da yine işte yakın dönemde orada başlayacak. Ama bugün serin gittiği için 5-10 gün geriye kaymış olabilir. Bir ölçek su, bir ölçek şeker arkadaşlar. Limon, şimdi bunların ölçülerini de yazacağım. Limon, limon tabi limonun suyudur bu. Artı arkadaşlar çok az bir miktar sirke, çok az bir miktarda tuz. Gelin arkadaşlar biz bunu netleştirelim. Kaç arımız var? 5 tane arımız var arkadaşlar. 5 arı için tarifleri veriyorum. 5 kovan tabi bu. Bire bir yapıyorsak arkadaşlar 2,5 kilogram ölçek bu arkadaşlar. Su artı 2,5 kilogram şeker, şeker artı yarım limon yeter arkadaşlar. Yarım limon artı bir tatlı kaşığı sirke artı bir tatlı kaşığı tuz. Suyu dediğimiz gibi arkadaşlar, içme suyu ise temizse hiç problem yok. Ilıtıp da yapabilirsiniz, soğuk suyla da yapabilirsiniz. Eğer arkadaşlar şerbeti, onu da yazın ki notlarınızda bulunsun. Bunlar zamanla unutulur ama söz uçar yazı kalır. Soğuk suyla yapıyorsa şeker eriyene kadar çarpılacak veya karıştırılacak. Yapılıyorsa 20 yaptık bugün 24 saat. En erken 24 saat sonra vereceğiz. Neden? Şeker içindeki diğer şeker çeşitleri erimesi lazım. Bazı şekerler erir. Biz eridik zannederiz. O boşaltırken bir bakarsın ki ufak ufak tanecikler var. Verilecek. Mümkün olduğu kadar akşama doğru. Çünkü gündüz verirseniz yağma yapma tehlikesi var. Özellikle sonbaharda böyle bir tehlike var arkadaşlar. Ilık suyla yapıyorsanız
12 saat sonra. Sabah yaptınız, akşam. Soğuk suda yapıyorsanız bugün yapıyorsunuz, yarın veriyorsunuz. Hatta 36 saat geçerse daha iyi olur. Bugün yaptığınız, sabahtan yaptığınız şerbeti soğuk suyla ertesi gün akşama verin, o arı çok daha güzel oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu demin bahsettiğim gibi ilk şerbet birebir ölçüler ayarında bahsettik arkadaşlar. Eğer ki daha sonraki şerbetler, onu da altına yazayım. Ya da göremiyorsanız silebilirim tahtayı. Görüyorsanız, efendim, görüyorsunuz, tamam. Sonraki şerbetler. Bir ölçek su artı 1,5 ölçek şeker. Bakın şeker arttı burada. Şeker. Artı işte aynı, diğerleri aynıdır arkadaşlar. Limon artı sirke, sırayla yazayım karışmasın, artı tuz katacağız. Gelin bunu da netleştirelim arkadaşlar. Gene 5 arı için onu da yazayım. 5 arı için 2 kilogram su artı, bire 1,5, onu unutmuyoruz. 2,5 kilo, pardon, 3 kilogram şeker, diğer ölçüler aynı arkadaşlar. Yarım limon, artı bir tatlı kaşığı sirke, artı bir tatlı kaşığı tuz. Arkadaşlar, bazıları geçen bir kaynakta gördüm veya birinin notunda gördüm. İşte arılara sirke verilmez diye bir not var arkadaşlar. Sirkenin iki türlü özelliği vardır. Bizde de aynı faydalar var. Bir arkadaşlar, aldığı yediğiniz yiyeceklerin hazmını kolaylaştırır. Böyle bir özelliği vardır. Artı mikrop öldürücü özelliği de vardır. Bunları biliyorsunuz. İşte meyve, sebze aldınız, sirkeli suyla mutlaka yıkarsanız işte mikropları öldürüp daha temiz olmasını sağlar. Tuz arkadaşlar, canlıların hemen hemen hepsinin tuza ihtiyacı var. Sadece tavuklarda çok fazla tuz verilmez. Hani geçmişte ben tavuklukla da uğraştım arkadaşlar. Tavuklara fırınlardan artan ekmeklerden verirdim. Bak verdim, bayağı tavuğum vardı benim. Ekmekteki tuz tavukların gözlerine biraz zarar verdi, gördüm, fark ettim. İşte o dönemde, bu dediğim 70'li yıllar, veterinerlerle konuştum. Bak dedi, bu rahatsızlık dedi, tuzdan geliyor. Tavuklara ne vereyim? Ekmek işte ıslayıp veriyordum. Sakın dedi, onu iki sefer suda bekle. Yıka tuzu, gitsin öyle ver. Sonra onu düzelttim ve verdik arkadaşlar. Bir tavuklara yaramadığını biliyorum. Onun dışında arkadaşlar, bütün canlıların tuza ihtiyacı vardır. Arı tuzu nereden alacaksınız şerbete katmazsanız arkadaşlar? Doğada tuz var, topraklarda tuz var. Bahar yağmurları özellikle Nisan ayında bol yağdığı için topraktaki tuzu yıkıyor, yıkar, alır gider ve tuz azalır. Sonbahar şerbetine tuz katmayabilirsiniz. Sebebi, sonbaharda bizim bu bölgede olsun, ülkemizin birçok bölgesinde yağmurlar ne de olsa azalır, topraktaki tuz bir miktar açığa çıkar. Özellikle de bizim yaşadığımız Gölbaşı, Ankara, Konya, bu çevrelerde arkadaşlar,
tuz oranı topraklarda fazladır. Sonbaharda tuz vermenize hiç gerek yok. Ama limonu ve sirkeyi mutlaka vereceğiz. Vermemizin büyük faydası var. Tuz ilkbaharda vereceğiz, sonbaharda vermeyebilirsiniz. Ya da bu mevcudun yarısı kadar verebilirsiniz. Ha zararı var demiyorum, yanlış anlama olmasın. Kendisi doğal tuz almış olması daha iyi. Eğer bahar aylarında arılara tuz verilmezse, şerbete tuz katılıp verilmezse, eskiden biliyorsunuz tuvaletler köylerin dışındaydı. Hep açıktaydı, evlerde de değildi. Köyün uzağındaydı, evlerin dışındaydı. Arılar idrardan bile, insan dışkısındaki idrardan bile tuz almaya giderler. Şerbete bir miktar tuzu katın, oralara gitmez. Ha, olurdu arkadaşlar, tabii idrardan alıyor ama orada bir tuzu süzerek alıyor, yani değerlendirerek alıyor. Yoksa dışkıdan, mışkıdan bir şey almaz, böyle bir sorunumuz yok. Ama tuz verdiğiniz sürece hiçbir sıkıntı olmaz ve bunu mutlaka vereceğiz. Özellikle mikrofonu bir zahmet gönderelim. Burada. Sirke fark eder mi hocam? Sirke fark eder mi? Üzüm ya da elma sirkesi? Üzüm elma sirkesi en iyi sirkedir ama yoksa üzüm sirkesi de verebilirsiniz. Ahlaş sirkeleri var, alış sirkeleri yapıldı arkadaşlar. Sirkelerin hepsi olur. Sirkeler zaten bildiği gibi yararlı bir maddedir. Hatta şu koronavirüs döneminde de elinizi sirkeli suyla yıkarsanız rahat olur. Hatta sirkeli suyla boğazınızı gargara yapın, iyice yapın. Burnumuza yıkayın arkadaşlar. Virüsten korunmanın da yollandığı birisi budur. Arılarımızı da işte bunları vererek hazımlarını kolaylaştırma, mikroplardan arındırma gibi işlemleri görür arkadaşlar. Hocam? Şerbet arkadaşlar bahsetmiştir. İşte söylediğim gibi ölçek sözünü unutmayacağız. İlk defa bir sefer şerbet veriyorsak onlar da yazın ki kafanız karışmasın. İlk şerbet. Sonraki şerbetler arkadaşlar bakın. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı. Kaç sefer vereceksin? 13 sefere kadar şerbetlerde arkadaşlar. Bire 1,5 ölçüsünü unutmayacağız. 1 ölçecek su, 1,5 ölçecek şeker demek. 2 kilo su, 3 kilo şeker demektir arkadaşlar. Arınız çoksa ona göre artırırsınız. Bazı kaynaklarda bazı kişiler hep bire 1 verin derler. Bak bire 1 verin. Bire 1 vermek demek yine olur, zararı yok. Ama bire 1 ile bire 1,5'ün arasındaki fark şudur. Arıların çiçekten aldığı nektar kıvamıdır, şekerle suyun şu oranı. Ha, siz devamlı bundan veriyorsunuz, Nisan'ın sonuna kadar, Mayıs'ın sonuna kadar olabilir. Yalnız burada şöyle bir sakıncası var. Nisan yağmurları yağıyor. Ortalık tamamen nemli, rutubetli. Siz de birebir ölçekli şekerli su yaptınız, verdiniz. Ne olacaktır arı? O şekerli suyunu, fazla olan suyunu uçuracak. Mevsim zaten devamlı yağışlı ve soğuk gidiyor, serin gidiyor. İşte bu rutubet biraz sıkıntı olabilir. Ama şu ölçüyü tutturursak bile 1,5 ölçüsünü zaten nektar kıvamındaydı. Ha siz şerbet vermişsiniz kıvamı o şekilde ya da çiçekten nektar almış o kıvamda arkadaşlar. Harcaması kolaydır. Ha ne yapacak arı? Yine bunun suyunu uçuracak. Bazı kaynaklarda 1'e 2 diyen var, 1'e 3 diyen var. Ben denedim arkadaşlar, hatta Tarım Bakanlığı'nın çok eski yıllarda, 70'li yılların öncesinde çıkardığı broşürler var. Orada diyor ki, bir ölçek su, üç ölçek, dört ölçek şeker diyor arkadaşlar. Ben onu da denedim, yaptım, verdim. Serin havalarda o şerbeti alamıyor. Şerbet bekleyip duruyor. Ha, iki, üç gün, dört gün almadığı zaman ne olacak? Ekşiyecek, ekşimiş şerbet zaten. Bizim yediğimiz bozuk yemek gibi ya midemizi bozacak ya bizi rahatsız edecek. Hatta zehirlenme bile yapabilir. Onun için bakın arkadaşlar ölçü zamanlamasını söyledim. Bire bir yapmışsanız veya bire 1,5 yapmışsanız ılık suyla yapmışsanız arkadaşlar bugün sabah yapıp akşam verebilirsiniz. Soğuk suyla yapmışsanız bugün yapıp ertesi gün verebilirsiniz. Bu da şeker içindeki şekerlerin çözülmesini, arıların harcamasını sağlar. Ha, 3 tane arınız vardı, 10 kilo şerbet yaptınız. Bununla karşılaştım arkadaşlar zaman zaman. Hocam şerbeti çok yapmışım, 2 bidon dolaba koydum, 3 tane arım var.
işte 3 gün arayla vereceğim. Arkadaşlar o şeker dolapta da dursa o şerbet bayatlama yapar. Toksitler üretebilir. Dolap üretir. 5 gün üretmez, 5. günden sonra üretir. Sen 10 günlük, 15 günlük şerbet yaptın. Olmaz arkadaşlar. Vereceğimiz kadar şerbeti bugün yapacağız. Bugün akşam veya yarın. Arımız fazlaysa zaten yetmiyorsa orada bir sıkıntımız yok. Amin. Ne olur anlaşılır. Ama 3 arıya 10 kilo şerbet yapıp da 3 gün arayla verirseniz 15 günde de bitiremezsiniz. O şerbet de bozulur. Sıkıntılara sebep olur arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Vereceğiz hocam. Periyodu ne olsun? Bak şimdi periyodu şöyle, sorduğunuz iyi oldu. Bazen ben de unuttum söylemeyi. 3 günde bir kilogram şerbet vereceğiz. 1 kilogram, bir tane arınız varsa 1 kilogram şerbet yapıyorsanız arkadaşlar, birebir yaparsanız yarım kilosu, yarım kilo şeker. İkinci seferinde işte arkadaşlar, bir buçuk ölçeğini unutmayacağız. Ona göre yapacağız. Tutup da çok fazla yapıp arları perişan etmeyeceğiz. 3 günde 1 litre verdiğiniz zaman Mayıs'ın 10'una kadar 13 sefer şerbet verseniz sizin ballarda şeker oranı %1, %2 en fazla çıksa o çıkar. Onu da çıkmayacağını ben tahmin ediyorum. Niye? 3 günde 1 verdiniz işte normal havalarda verdiniz. Arı pete görmeye geçti. Sizin verdiğiniz şerbetleri bitirir arkadaşlar. Köyde birileri var, işte onlarla konuşurken 9 sefer şerbet vermiş. Bakın arkadaşlar, kat koyacağız arılara. 9 sefer şerbet vermiş. Hem de bire bir buçuk arasında şeker oranını ayarladı kişi. Şimdi arılara kat koyacağız. Samimi söylüyorum, ismini de veririm, telefonunu da veririm. Hatta şimdi de görüştürebilirim. Kat koyma zamanı geldi. Kat koyacağız. Bunlar tabii ki olmayacak. 10 çıtayı doldurmuş. Yanına hazırladık petekleri koyacağız. Şimdi son çerçeveyi zaten kat koyacak bahsetmiştik. İleride bir daha göreceğiz. Şu çerçeveyi çektim. Samimi söylüyorum. 9 sefer şerbet verdik. Köşeden köşeye. Üst köşenin hemen altından köşeye yavru. Öbür çıtayı çekiyoruz yavru. Öbürünü çekiyoruz yavru. Şimdi kata koyacağım da burada anlatmak istediğim şey başka. Kaç sefer şerbet verdin dedim. Bak tamamen yavru. 9 sefer verdim dedi. Hadi şerbet nerede? Şerbet yok. Ne var? Üstte azıcık şu köşede var bir ışıltı. Şuralarda az var. Az bir şey. Arkadaşlar şerbet 3 günde 1 düzgün verildiği için arının yavru kapasitesi son derecedir. Düşünün şu çıtanın iki tarafında 3-4 bin tane yavru var. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bir çıtadaki arı miktarı 1000-1500, en soğuk günlerde 2000'dir. Ama şurada 2000, 3000, 4000, 4500, 5000 yavru doğacak. Bu ne demektir biliyor musunuz? 2 çıtalık yavru doğacak demektir. Ha, havalar ne zaman ısınacak? Bunun da bir zamanlaması var. Bu yavruların doğması için tahtaya daha evvel çizdim. İşçi arılar yumurtadan itibaren 21 günde doğuyordu. Kapanmış, 10 günlük bir kapalı süreç olacak aşağı yukarı yaklaşık olarak. Bu 10 günün sonunda bu yavrular doğacak. Bir tek çıtada değil, 3-4 çıtada bu var. Doğduğu zaman hele erikleri çek açmışsa arı pete görmeye devam edecek. Dışarıda ne kadar bal buluyor? Atıyorum günlük 50 gram, 30 gram, bilemedin 100 gram buluyor. Peki sen günlük 3 günde 1 kilo demiştik ya, 300-350 gram şerbet verirseniz ne yapar biliyor musun? O bulduğu 50 gram 100 gram balla nektarla el kadar pete görür. Ama o güvenceyi gördü, 3 günde 1 veriyorsunuz ya, günde yarım pete, hatta bir pete ölme seviyesine getirir. Anarıda yumurtayı bol yapar. Niye? Verdiğimiz şerbet ona balın 1/3 ayarındaydı ve yavru aktivitesini artırır. Demin bahsettiğim gibi hani verdiğin şerbetlerde şerbet yok arkadaşlar, görünmüyor, kaybolmuş, yavruya kullanmış. Niye? O güvenceyi gördüğü içindir. İşte arıların bu güveni sarsmamak gerekiyor. Ama siz diyorsunuz ki ben 3 günde 1 gidemiyorum. Atıyorum ben Gölbaşı'nda Ankara Dikmen'de oturuyorum. Arılarım da yavrucukta, Mahmut'ta, şurada burada.
haftada bir mutlaka gideceksiniz, o şerbetini vereceksiniz arkadaşlar. Vermek mecburiyetindeyiz. Daha önce söylemiştim. Yaptığım araştırmalarda, öğrendiğim bilgilerde, okuduğum kaynaklarda Bulgaristan, hani bizden ileride değildir arzılıkta ama kovanın başına 48 kilo arkadaşlar şeker veriyor. Bu şekeri devlet arıcılara bedava veriyor, para almıyor. İçerisine de renkli bir şeyler katıyor ki bunu evinde, mutfağında kullanmasın, arılara versin diye. Evet arkadaşlar, Yunanistan 25 kilo veriyor. Türkiye ise, biz ise arkadaşlar, yıllık 5 kilo, yani bahar bakımında 5 kilo şerbeti veremiyoruz diye bakmıyoruz ki. Arılara gittik, baktık, o petek istemiyor, tamam. Arkadaşlar 3 günde 1 kilo, haftada da veriyorsa en geç haftada o 1 kilo şerbeti mutlaka vereceğiz. Hocam, şu kıvamlarda, şu ölçülerde. 700 lira, 700, 670 lira. Evet, şeker pahalandı. Yani geçen 2021'in işte o son aylarına doğru 212, 215 liraydı. Şimdi çıktı 670 lira arkadaşlar, pahalandı. Ha şimdi siz de bunu bala yansıtacaksınız arkadaşlar, bunun başka bir yolu yok. Atıyorum, geçen senelerde bal 60 lira, 70 liraydı. Şimdi 100-120 liraya çıktı. Belki sonbaharda bal aldığınız zaman 150 lira, 200 lira çıkacak. Yani her şeyin bir karşılık dengesi var. O dengeyi kurmak durumundayız. Kurmadığınız zaman zaten bu işi de yapamazsınız. Hatta beni arayanlar var. Sen şimdi yatın, biliyorsun, orada isim söylemiyorum. Hocam şeker şu fiyata çıkmış, dükkanı kapatalım mı? Yok. Dükkan gene çalışacak. Niye? Çünkü her gelirin gideri vardır. Senin de gelirine göre giderimi ayarlayacaksın. Olay bu arkadaşlar. Çok sıcaklarda mesela Ağustos, Temmuz Ağustos sonlarına doğru orada çok sıcak oluyor ya, o zaman şerbet veririm dedi. Temmuz Ağustos ayında dedin, daha şerbet vermediğimiz bir dönem. Şerbeti Eylül'de başlayacağız. O aylarda şerbet vermeyeceğiz. Neden? Daha balonma ihtimalimiz var. Hatta şunu yaşadık biz. Hayır, onun başka bir serinletme yolları var. Çok sıcak da olmuş olsa, Temmuz'da balımızı aldık. Atıyorum 10 tane, 5 tane, 20 tane, belki 300 tane var arkadaşlar. Bal alma işini Temmuz sonunda bitti. Eğer ki ballı bittilerde izah ettim onu. Ne demiştim? Ara akım dönemi, ana akım dönemi. Bir mevsimin başında başlar bir o işte bademlerin açtığı dönemlerde ara akım dediğimiz bal gelim dönemi. Mayıs, Haziran'da da ana akım dediğimiz dönem başlar. Eğer çevrenizde korunga, ayçiçek, kanola, aspir gibi bitkiler ekiliyorsa onlar da Temmuz ortasından sonra açar. Ağustos'ta bile çiçek olur. Bunları ekerseniz bir kısmı Eylül'de bile çiçek açar. O zaman da bal alıp gelir. O bal da yine nedir arkadaşlar? Ara akım balıdır. Ve mutlaka arı ikinci sefer bal yapabilir. Onun için Temmuz sonunda, Ağustos'ta şerbet vermeyeceğiz. Çalışma takvimimize bakarsanız oradaki notlarda Eylül'den 15 Ekim'e kadar şeker verilecek. Bakın arkadaşlar, bunları ben kaynaklarda da okuduğum kendi deneyimlerimden de yararlanarak bu takvimi ortaya çıkaran benim. Bunun dışında hareket ettiğimiz zaman aksaklıklar çıkar. Ne çıkar? Temmuz sonunda arılara iyi bakacağım, dışa iyi girsin. Temmuz sonunda şekeri verdin, arı da Ağustos'ta bir bal buldu, atıyorum. Baharın Temmuz ayında aldınız 10'ar 15'er kilo. Ondan sonra tamam dediniz ama şekeri vermeye devam ettiniz, arı kışa iyi gitsin diye. Ama Ağustos'ta çevrende aspir açtı, çekirdek açtı. Biliyorsun bizim bu çevrede çekirdek Temmuz ortalarında açar, Ağustos ortasına kadar devam edebilir. Geçeklenler Eylül'e kadar devam eder. Ha, bal buldu arkadaşlar, bu sefer ne oldu biliyor musunuz? Şerbetle verdiğiniz için balınızın %30'u şeker oldu, %20'si şeker oldu, %40'ı şeker oldu. Bu da vicdanen sorumluyuz arkadaşlar. Bunu yapamayız. İnsanlara kötülük etmektir. Çok fazla olsun diye uğraşmayacağız. Kalitemiz yüksek olsun. Önemli olan budur arkadaşlar. Var mı soru arkadaşlar? Soru, buyurun. Hocam, müsaadenizle ben bir şey sorabilir miyim? Buyurun, buyurun.
Şimdi kovanda Temmuz ayında bal alımı olacağını söylediniz. Evet. Peteklerin dolup dolmadığını nasıl anlayacağız? Veyahut da ben Temmuz ayında almak istemiyorum. Güzün alacağım. Petekler tamam, doluysa arılarınız bir üst nerede? Katı arılarınız nerede? Nerede? Yok, daha henüz yok. Olacak. Yok, olacak diyorsunuz. Tamam, sorun. Bak, şimdi arkadaşlar, şu soru hiç arısı yokmuş. Şu soru neyin sonucudur biliyor musunuz? Yağmacılık. Hadi siz cevap verin buna. Yağmacılık. Efendim? Yağmacılık. Hayır. Tecrübe. Balın azalması. Tecrübesizlik. Konuyu dikkatli dinlediği, anladığının sonucudur. Değil mi? İlgilendiğinin sonucudur. Evet. Şimdi sorun soruyu bir daha yüksek sesle. Şimdi Temmuz ayında petekler kovanda doldu mu? Bal alacağız. Doldu mu dolmadı mı? Doldu mu dolmadı mı? Tabii, onu nasıl bileceğiz tabii, bir? Tabii. İkincisi de dolduysa ben Temmuz ayında almak istemiyorum. Güzün alacağım. Petekli balları bir üst katına koymak gerekir mi? Yalçın sen böyle bir kaç senedir aramızdayız böyle bir soru sorabilir miydin? Ya ben bırakırsam arı yiyor dışarısı bitince. Niye ona yedireyim ki ben? Al size cevabını verdirdim. Ben alırım hemen. Ha. Hocam öyle öğrendi çünkü. Tamam. Hocam siz de öğrendiniz ya. Şimdi vaktinde almazsak daha sonra arı yavru yapmaya, sonbahar yavrusu yapmaya başlayacak. Ağustos ayına kalırsa açıktaki balları yer. Hatta petekli balın ortasını açar, oraya da yavru yapar. Niye? Petekli balınızı bozdu. Neden? Sonbahar yavrusu yapacak. Vaktinde, bakın Temmuz'un ilk haftasıyla bal almaya başlama zamanı, Temmuz'un ilk haftasıyla son haftası arasındadır. Tarihi değişik. Ben derim ki Temmuz'un 10'unda alacaksınız. Arkadaşlar bal gelimi devam ediyor, sırlama devam ediyor. Gözlerde yavrular doğmuş, oraya bal koyup orayı da sırlayacak. O zaman Temmuz'un sonuna doğru kalır. Ama gezginci arıcılar var arkadaşlar. Daha bahsetmiş olabilirim. Muğla'dan, Aydın'dan, Mersin'den, Antalya'dan, İzmir'den arkadaşlarım var benim. Oralarda arı getirirler. Onların amacı şu. Oralarda arılarını bak çoğalttılar. Belki birer sefer Nisan ayında bal aldılar. Orada Nisan'da bal alınıyor arkadaşlar. Arıyı kaldıracaklar, arı hafif olsun diye. Buralara geldi. Buradan da ya balını alacak, ya doğuya gidecek, ya Trakya'ya gidecek, ya Bursa çevresine, Pamuk'a, şuna buna gidecek arkadaşlar. Adamlar şunu düşünür. Ben bu yükle iki kat, üç kat, bu balların bu kasa kasa kovan kalkar mı? Kalkması, kamyona yüklenmesi mümkün değil. Ne yapacak? Balını alacak. Ne zaman? Haziran'ın 20'sinde, 25'inde. Bizim bu bölgede arkadaşlar o tarihte bal olgunlaşmaz. Olgunlaşmanın ilk olacağı tarih Temmuz'un ilk haftası. Daha erken almaz. O adam ne aldı? O adam alacak. Değil. O adam balını kendisi pazarlamayacak. Niye? Tüccara verecek. Tüccara gitti. Ahmet verdi, Mehmet verdi. Konya'dan, şuradan, buradan bir sürü balladı, topladı, harmanladı. Samimi söylüyorum o balı biraz yüksek derecede ısıtmazsa içinde su oranı vardır. Ekşime yapacak. Bak ısıtıyor. Ekşime yapacak. İkincisi diğer ballarla karıştı. Olgunlaşmış, olgunlaşmamış arkadaşlar. Isıtmış olduğu o balı piyasaya verecek. Arkadaşlar sizin ürettiğiniz, bakın siz arıcılık yapacaksınız ben ona inanıyorum. Ürettiğiniz ballar bir zaman sonra kavanoz düşünün şunu. Komple tereyağı gibi damar arkadaşlar. Onlardan gelen ballar ise o da donmaya başlar. Ama nasıl? Bal alt tarafta donar. Üst tarafında şekerliler vardır. Belli durumlar ayrışmıştır. Erken alınmışsa Haziran ayında kapağını açın arkadaşlar. Ekşime kokusu gelir. Ha, tüccar bunu biliyor. Ne yapıyor? Bu balı yüksek derecede ısıtıyor. Isıttı. Bozulmaz mı hocam? Yüksek ısıda bal bozuluyor diye biliyorum. Yine donar mı dediniz? Donar. Hayır, bozulma olmaz mı? Hayır. Bozulur. Pekmeze döner bu. Bal pekmezine döner. Ne demek? Şeydeki bal içindeki birçok değerler. Onu söyleyecektim zaten. Şimdi bu balı 70 derecede ısıtıyor. Isıtmasaydı da 40-45 derecede ısıtsaydı ne olacaktı? Gitti. Ritme kondu. Bakın şimdi. Satılmadı kaldı. Dondu. Dükkan sahibi diyecek arayacak firmayı. Ya bal dondu, gel bu balı al diyecek. Alacak, bu balı götürecek, 70 derecede ısıtacak,
balı ballıktan çıkaracak, geri buraya gelecek. Önce bir ayda, bir buçuk ayda doluydu, bu şimdi 3-4 ayda dolmayacak. Ama bir de yiyecek insanları düşüneceğiz. O bal ballıktan çıktı, bal olmaktan çıktı. Çok değerini kaybetti. Ha bu masrafı göz almıyor. Niye? Balı götürdü, bir masraf etti. Bal dondu, geri götürecek, yana ısıtacak. Tekrar getirecek, ikinci bir masraf. Bir daha ne uğraşayım diyor, ısıtırım yüksek derecede. Bana ne diyor, bu balı yiyecekler düşünsün derler arkadaşlar. Bunları ben de kulağımda duydum, söylediler, haberim var bunlardan. Onun için, ha donmuş balların en iyi ballar olduğunu, bu şekilde yemenin çok daha iyi olduğunu arkadaşlar. Benim puanlarım içinde kalmıştı geçen haftalarda donmuş bal getirdim. Evlerdeki petekler arkadaşlar kaç derecede ısıtılır? 40-50 derecede. Şu anda evimde peten üstünde 5-6 tane kavanoz var. Donmuştu, orada duruyor ve çözüldü. Ha, istediği kadar uzun süre dursun, önemli değil. Derecesi 70 derecelere çıkmasın, önemli olan o. O balı bugün eve vardığım zaman bir ahbabım istediği kahvede beni bekliyor. Alacağım, yine saracağım, paket yapıp götürüp vereceğim. O donmamış bal istedi. O kişi daha evvel donmuş bal istiyordu. Şimdi oğlu gelmiş galiba evine, baba sen bunu niye aldın, bu niye donmuş filan, kırım kırım etmiyor diyor. Sen bana bu sefer donmamış balı getirdin, ben de donmamış balı götüreceğim. Ya donmuş balla az ısıtılmış bal arasında çok fark yok. Ama 50 dereceye geçtiği zaman balda değerler kaybolur. 55 derece daha fazla kaybolur. 70 dereceye bulduğu zaman o bal pekmeze dönüşür. Buyurun. Bermuda usulü de ısıtabilirsin mesela. Ilık suda da tabii. Kaynak suyun içinde okuyabilir. Ilık suda, hayır kaynak değil. Ilık suda ısıtacağız. Kelime, 50 dereceyi kesinlikle geçmeyecek. 45 dereceler en iyi dereceler. Dur başkalarının sorusunu alayım varsa. Bir şey söyleyeceğim. Söyle şimdi. Şimdi bu dediğimiz 75... Mikrofona. Duyusun herkes anlasın. Şimdi bu söylenen 70-75 derece balın kendi ısısı, yani termometreyi içine sokulduğu zaman ki görülen 70-75. Hanımefendi sıcak suyun içine koyduğu zaman cam ısınacak kavanoz. Camdan bala geçecek. Yani 50 dereceyi geçmez o. Geçmez. Bak şimdi bal 70 dereceye çıkıyorsa balın içi, en az o derecelerdedir. Efendim? Isı transferi var. Kaynak suyu 100 derece var. Bu kaynak işte 100 20 derece. Dakika alır, 25 dakika alır. Yani o anki ısı. Birdenbire 70'e çıkarıp da soğudursa pastörize ediyor. Atatürk Orman Çiftliği öyle yapıyor. Onun için donuyor. Ve ne oluyor? Gıda mühendisini görevden almışlar. Evet işte o bal ballıktan. Niye soktun diye. Atatürk Orman Çiftliği ve bal parmakta var bu tesis. Evet. Gaz ile yapıyor. Evet tamam. Başka efendim buyurun. Hocam. Mikrofonu gönderelim. Kameranın yanına. Hocam şimdi konuyla ilgili bir şey soracağım da. Buyurun, en iyisi olur. Aynen. Biz şimdi mesela sirke koyacağız ya. Sirkenin de market sirkesi var. Bir de mesela bizim evde kendi yaptığımız sirke var. En iyi sirkeler evde yapılan sirkelerdir. Tabii hani onu... Ben söylemeyi unuttum. Evet, doğrusu o. Çünkü hani markettekiler hani işlenmiş oluyor da. Onun dışında da şey diyecektim. Hani normalde meyve suyu falan koyamıyoruz. Hani içinde ufak meyve parçaları oluyor ya hani. Evdeki yapılan sirkeyi diyorsun. Evet. Sirke şeyin hani meyve suyunda da oluyor. Siz koymayın demiştiniz de. Hani sirkede de aynı şey olur mu? İçinde az bir şey meyve parçası. O dışarıdan onlar ayırır zaten. Onlar parçacıklar söker atar. Hiçbir şey bırakmaz. Zorlaştırır. Bakın ben arkadaşlar yıllık hiç kullanmazsam 20-25 litre sirke kullanırım. Bunun 2-3 litresini evimde, gerisini de arların yanında kullanırım. Sonbaharda ve ilkbaharda dediğim sirke. Bu sirke bana Beynam'a varmadan, orada bir köprü vardır beride. Köprüyü gece geçmesi sağa bir yol girer. İlk kapının, ilk çiftliğin olduğu yerde, orası bir arkadaşlarım benim Bursa gelenlerden birileri. Orada çok büyük elma ağaçları var, çok da elma var. Onlar benim sirkeyi elmadan yaparlar. 2 bidon, 3 bidon bana verirler. Ben o sirkeyi kullanıyorum. Ha darda kaldım. Markette satılan sirkeyi de kullanırım. Yani çok bir tehlike görmüyorum orada ama markette satılan sirkeyle vatandaşın yaptığı sirke arasında fark var. Onda biraz parçacıklar olur ama o parçacıklar zaten elmadan gelmesi maddelerdir. Hiçbir sakıncası yok. Arada zaten onları söker. Kovan içinde en ufacık parçacığı bile söküp atıyorsa, götürüp söküp atar. Sökemiyorsa
onun dışını prepolisten kaplar, orada bırakır. Hiçbir sakıncası yok onun. Evet arkadaşlar, soru alabilirim. Soru söylemezseniz ara vereceğim. Hoca tuz hangisi daha etkili? Kaya tuzu en iyisi. Onu unutmayalım. Evet arkadaşlar, bir soru daha alabilirim, bir ara verelim. 5 dakika. Hocam kaya tuzu gibi mesela kaya şekeri de var. Siz bir en son sormuştum, bakacağım demiştiniz de. Kaya şekeri diye benim de bir kulağıma çalındı ama o konuda fazla bir bilgim yok, bir şey söyleyelim. Bilgin varsa söyle, dinleyelim. Yani normal şekerde birbirine tanecikler, o toz tanecik, hani toz şekerin o tozu birbirine şey olmasın diye tutulmasın diye normalde eski mesela ucuz şekerlerde veya kötü şekerlerde hani kavanoza veya poşete koyduğunuz zaman böyle birbirine tek parça haline gelir neredeyse böyle hani. Yani kayadan alınan bir parça mı yapıyor bunu, kayada yok, şeker yok, mi yok, kaya şekerinin kayadan falan alınmayla alakası yok. Normal şeker gibi ama hani toz gibi tek tek tane tane durmasın, kalmasına şey olmasın, hani onun için ekstra bir işlem yapıyor. Kesme şeker yapılırken diyorsunuz değil mi? Yani. Yok, kesme şeker değil efendim. Hani normal toz şekerinin de böyle içinde kristaller oluyor ya, tane tane evet, kalıyor. Evet, evet. O kaya şekerinde o toz haline getirmiyorlar yani. Onu normal kaya gibi duruyor, ipe duruyor yani. Tokat turhalı şekeri, tokat turhalı şekeri olabilir. Doğru, tamam. Bu da bilgi var mı? Şimdi diyebilirim. Başka efendim soru varsa sorun, yoksa bir ara verelim. Hambalın özelliği nedir hocam? Hambal, bir de hambal satıyorlar. Hambal mı? Hambal. Hambal. Hambal demek olgunlaşmamış bal demektir. Bunun başka bir ham demek olgunlaşmamış demek zaten. Bal olgunlaşmaması zaten sulu olur, ekşime yapabilir. Demin söylemiştim, erken almış o balı ılık suda uzun süre bekletirler. İçindeki su oranı uçsun diye uçururlar. Rengi, kıvamı biraz daha bizim normal, benim önerdiğim ballara yaklaşır olabilir. Ham bal denilen o şey, ham kelekte vardır, ham kavunda vardır, ham meyvede vardır. Ham bal da olgunlaşmamış anlamına gelir. Hiçbir zaman önermem. Neden? Olgunlaşmış olan balın kendine bakın. Arılar vücudundan maddeler eklemişti, hatırlıyorsunuz bunu. O maddeler bal olgunlaştıkça kendi kendine işte mayalaşıp ve balın kalitesi daha fazla yükselir. Özellikle de lavanta balı girmişse arkadaşlar son derece kaliteliydi, onları bahsetmiştir. Haydi bir ara yapalım, ben de bir çay içip geleyim. 5 dakika fazla değil.